Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugün de bir konu bir konuk programında beraberiz. Efendim 8'inden 80'ine, çocuğundan yaşısına, herkesin gece gündüz meşgul olduğu sosyal medya ve sosyal dünyayı bugün konuşacağız. Ne yazık bazen doğru bilgi zannettiğimiz yalan yanlış haberlerle günümüzü geçiriyoruz. Ve bazen öyle oluyor ki anlık haberlerle günümüz, alemimiz, ruhumuz, kalbimiz değişiyor. Bugün sosyal medya uzmanı, sunucu Murat Bey ile beraberiz. Murat Bey bu alanda uzman ve çalışmalar yapmış ve bu alanda bize bilgi ve birikimini inşallah verecek. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey, çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz, konuk ettiğiniz için de bizi. Uzmanlıktan ziyade aslında biraz da gözlem diyebiliriz. Evet. Medya yöneticilerinin haricinde bu tür şeylerle ve programlarla uğraştığımız için biz de elimizden geldiğince nacizane olarak ne yapabiliriz onun peşindeyiz aslında, doğruya doğru yönlendirebilmek evet. açısından. Biz de Davet Radyo ailesi adına teşekkür ediyoruz sizlere. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Önce sizi bir tanıyalım. Murat Bey kimdir? Murat Barık aslında... Tanımlayabilmek için çok daha derinlere doğru inmek gerekecek evet. herhalde. 1976 Gaziantep doğumluyum. İlk orta lise öğrenimini, üniversite öğretimini tamamen burada aynı şekilde evet. gerçekleştirdik. Ben radyoya 12 yaşlarındayken, yani Gaziantep'in ilk çocuk spikerlerinden olduğumu belirtebilirim. O dönemler çok daha farklıydı. Bizim çok büyük bir heyecanımız, çok isteğimiz vardı. Sonraki dönemler... 14-15 yaşlarındayken muhabirlik dönemleri, televizyonculuk hayatımız başladı. Bu bahsettiğiniz 14-15 yaşlarında doğrudur. Değil mi? Bakın, evet, çok. O dönemlerdeki hem heyecan, arkadaşlarımızla beraber olduğumuz meslektaşlarımızla daha doğrusu evet. Farklı kamera önünde olabilmek, evet. radyonun arkasından mikrofonla insanlara seslenebilmek benim için ayrı bir onur meselesi, gurur meselesiydi. Çünkü insanlara hem sesimizi ulaştırmaya evet. çalışıyorduk hem de onları doğruyu bilgilendirebilmek adına neler yapabiliriz'in peşindeydik. 16 yaşından sonraki süreçler itibariyle artık tamamen ekran önü macerası başladı ve haber spikeri olarak devam ettim. Bu yıllarca da böyle aynı şekilde hem farklı sektörlerde devam ediyorduk hem de yine mesleğimi yapmaya, icra etmeye devam ediyordum. Yine askerlik döneminden sonraki, ki askerlikte de aynı şekilde yaptığımı söyleyebilirim. Evet. Samsun'da yaptım askerliğimi. O dönemde tatil dönemlerinde müsaitlik durumuna göre Samsun'daki radyo kanalında da yine aynı şekilde programlara katılabiliyordum. Evet. Tabii ki izin almadan kaytararak yapıyordum. Bu da ayrı bir şey çünkü özlemdir. Radyo tutkusu özellikle mikrofona alıştığınız için... sizi çok daha fazlasıyla derinden etkiliyor. Bu tutkuyu uzun yıllardır üzerinizden sökemeyince de devam ediyorsunuz. Bu mikrofondan kopamıyorsunuz. Bazıları inanmıyorlar. Ya nasıl çocuk yaşta başladın falan gibilerinden şey yapıyorlar. Bambaşka bir şeydi. O dönemde bütün okul müsamerelerinin sunumlarını ben gerçekleştiriyordum. Yine aynı şekilde 29 Ekim kutlamaları, Cumhuriyet kutlamalarında işte Murat Barık gelsin derlerdi. Biz de o sahalarda insanlarla hitap ederek onlarla beraber daha da farklı şekilde yönelmeye başladık. Sonraki dönemlerde habercilik dönemleri evet. çok daha farklı oldu. Kendinizi geliştirebilmeniz için haber içerisinde eksiklikleri görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. İnsanların acılarına şahit olabiliyorsunuz. Rahmetli Mustafa Taşar vardı. Gaziantep Milletvekili ve Turizm Bakanımızdı. O bir ara benim mevcutta bulunmuş olduğum yerel özel bir kanala gelmişti. Ben artık o kadar çok duygulanmışım ki haber sırasında anlatırken. Ya Muratçığım dedi, senle de intihar eden bir haber, insanla ilgili bir haber paylaşmıştım. O kadar çok şey yapmışım ki herhalde sen dedi insanlara diyor böyle anlattıkça diyor biz çok fazlasıyla üzülüyoruz diyor. Lütfen diyor en azından diyor yaşayarak anlattığın için de biz yani çok etkileniyoruz. O atmosfere bile bir giriyorsunuz ki. O mi? Benim içimdeki yapımdan kaynaklanan bir evet. durum aslında. Çünkü ben habercilikle beraber 1989 döneminde Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun başladığı dönemlerde aslında birçok karpuzu da elimde avucumda taşıyarak yönelmiştim. O da başlamıştı. Bunlarla beraber devam ettik geldik. Kısaca zaten program içerisinde arasında evet. devam ederiz. Akabinde 2020 yılının geliş süreçleri itibariyle 21'e kadar da televizyon macerası devam etti. Yerel ve ulusal kanallarda hem iç yapıda hem dış yapılarda program yapımcılığı devam etti. Haber bültenleri devam etti. Herhalde takribi olarak şu an şu yaşıma kadar yani
700'ün üzerinde, 1000'in üzerinde program yapmışımdır diye düşünüyorum. Çünkü bunların birçoğunun kayıtları maalesef eskilerde oldu ve kanallarda kapandığı için onlara ulaşamıyoruz. Ama Gaziantep'in birçok kanalında çalışma imkanına sahip oldum. Ulusal kanallarda da yine aynı şekilde çalışabilme imkanına sahip olduk. Burada da yine devam ettirdik. Şu anda da yine mesleğimle ilgili olarak hem sunuculuk devam ediyor. Birçok bölgede, bölge illerimizde dahil olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, akabinde Kilis, Maraş ve Urfa gibi illerde de sunuculuklarımızı devam ettiriyoruz. Ama haber ve program benim için çok daha farklı olduğu için o da YouTube üzerinden ve sosyal medya üzerinden devam ettiriyorum. Sosyal medya ile ilgilenmemin esas şeyi de zaten buradan başlamış oluyor ve gözlemlemeye çalışıyorum. Devam ettiriyoruz efendim. Kısaca öz olarak aslında bu kadar. Programı biraz açtık herhalde tanıtırken. Dolu dolu, evet, tecrübe, bilgi, birikim, dolu bir hayat. Evet. Şimdi Murat Bey, sanatçılar arasında şöyle bir söz dolanır. Derler ki sahne tozu yuttunuz mu o sahneyi terk edemezsiniz. Sunuculukta da böyle midir? Evet, öyledir. Çünkü ben 11 yaşında, 12 yaşında radyo dönemi başladım. Tiyatro da aslında beraberine başlıyor. Heyecanınız devam ediyor. Oradaki sahneye çıktığınızdaki titremeler, vücuttaki kasılmalar, kızarmalar, terlemeler, dökmeler hepsi tamamen artık yüreğinize işliyor. İlk çıktıktan sonraki süreç itibariyle babamın hatta bir şeyi vardı. Oğlum işte ben senin tiyatrocu olmanı ya da işte sahneye çıkmanı istemiyorum gibilerinden söylemişti. Esnaf kökenlidir. Buradan ellerinden de öpüyorum babam aynı şekilde. Ama sahneye çıktığımda beni ayakta alkışlayan kişi de babam oldu, ailem oldu. Bu da benim için ayrı bir onur türüdür, onurdur. Tiyatro 2010 senesinde şehir tiyatrosu ile ilgili çalışmalar tamamen sonlandıktan sonra bitirdim. Çünkü zaman ayırabilmek gerekiyor. Ben hem işler, farklı farklı işler, hem radyo hem televizyon derken artık kopmaya başladım. Tiyatroda biz tekstleri elimizde aldığımız, onu çok kısa süre içerisinde ezberlememiz gerekiyor. Ve süreçte onu sahneye koyabilmemiz gerekiyor. Doğal olarak anlatabilmemiz gerekiyor. Benim en büyük şeylerimden bir tanesi de olmadığı tekstteki ezbere dayanmadan onu birebir olarak doğaçlama yoluyla eksik kalan noktaları da tamamlamaktır. Anlık gelişmesi lazım. Evet. Ben bütün programlarımda da aynı şekilde yapıyorum. Evet, bu programa da öyle geldiniz. Gayet size de aynı doğal, şekilde doğal. Tavsiye ediyorum. Canlı canlı evet, olması teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir durum var. Teknoloji, evet. Sosyal medya bütün dünyayı bir köy haline getirdi. Yani Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bir haber sosyal medyaya düştüğü anda bütün dünya bu haberi alıyor. Haliyle bunun olumlu ve olumsuz tarafları oluyor. Bazen program başında dediğimiz gibi hani doğru haberler olmuyor. Veya haberler farklı yansıyor. Bunun insanlar üzerinde etkileri nasıl oluyor Murat Bey? Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. YouTube'un, firmaların, özellikle Instagram hesaplarının, diğer sosyal medya hesaplarının, ki Messenger'la başlamıştı herhalde o dönemlerde yazılı mesajlarla ilgili. Sonraki dönemlerde yaygınlaşmasıyla birlikte video yükleme daha farklı şekilde oluşmaya başladı. Evet. Sosyal medyanın gelişiminde en büyük şey maalesef ki insanların kısaca kendi hayatının dışında farklı farklı oluşumları, absürt konuları işlemesi günümüze entegre ettiğimizde bu tür konular çok daha fazlasıyla ilgi göstermeye başladı. Çünkü dikkat ederseniz takipçi kitlelerinin çok fazla olduğu gruplarda isim vermek istemiyorum. Çok doğru da olma. Bu sefer telifle ilgili ya da diğer noktalarla ilgili sıkıntı yaşatacaklardır. Gençlerimiz buna yönleniyor. Sosyal medyadaki kirliliğin ana sebeplerinden bir tanesi de bunları ayıklayacak bir mekanizmanın oluşturulması gerekiyor. Çok güzel. Yasal sürecin oluşması gerekiyor. Yani bunları efendim olumlu, olumsuz veya insanlara faydalı olup olmayanı şu an ayrıştırmadan direkt sosyal medyaya geçiyor değil mi? Algoritmalar var. Zaten özellikle bu tür konularda mecralarda, Google ve diğer şeylerde mesela konuştuğumuz konularla ilgili reklam portföylerini bunlar inceliyorlar. Hemen dikkat ederseniz bir yere gidinizde yazı yazdığınızda ön plana çıkartıyor sizi ve ona göre reklamlarla sizi yönlendirmeler çalışıyor. Evet. Ama özellikle ülkenin içerisindeki gençliğimizin bu tür aktivitelerle zamanla da bilirsiniz ki bazı dergiler vardı bizim gençlik çağlarımızda. Gazete bayilerinin önlerinde onları kılıfa koyarlardı, kapatırlardı, göstermezlerdi ya da kağıt altından verirlerdi. Şimdi her şey aleni. Maalesef ki çocuklarımız, gençlerimiz bunlara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Beyin dimağları tamamen kirleniyor. Evet. Sosyal medyayı biz gerçekten bilinçli bir şekilde kullanamıyoruz.
bu Türkiye genelinde daha da çok fazlasıyla olduğunu hissediyorum. Zaten daha önceleri evet televizyon, radyo gibi oluşumlar içerisinde ve dizilerde ve filmlerde bunu çok fazlasıyla yaşıyorduk. Onlar da sınıflandırabilip kapatabiliyorsunuz. Gerçi diğer sosyal mecralarda da kilitleyebiliyorsunuz. Fakat çocuk o yerden bulabiliyor ve onları indirdiğinde tamamen o kirli dediğimiz sınıflandıramadığımız hem cinsel içerikli olanlar hem de diğer faaliyetlerle çocukları kötü şekilde etkileyip bunun üzerinden sosyal medyayı daha rahat bir şekilde kullanarak o kişiler ulaşmak isteyen, zarar vermek isteyen insanlar çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Ve şu an gençleri sosyal medyaya yönetiyor. Sanki onun evet, takibinde ve rüzgarında. Onu gösteriyor. Yani aslında sosyal medyanın gücü yadsınamayacak derecede biz artık dijital medya dönemine girdik. Yani gazete basımlarına dikkat edin, artık dijital gazeteye doğru dönmeye başladı. Radyo aynı şekilde artık dinlenebilirlik oranları dijital olarak devam ediyor. Sizin radyonuz da aynı şekilde. Kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Televizyonculuk anlayışı da artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Bütün ulusal kanallarda, bütün yerel kanallarda artık sosyal medyanın gücüyle hareket etmeye çalışıyorlar ve sadece buna sığıyor. Yarın öbür gün belki artık daha çok farklılaşmış olacak. Saatlerimiz var belki ama hologramlı sistemlere ya da gözlere takılan lensler ya da gözlüklerle işlemleri halletmeye çalışacağız. Bu da sınırsız bir bilgi deryasına sahip olmamızın gerekliliği. Fakat biz bu bilgiyi ne yazık ki gençlerimizin eğitimine yönelik ya da kültürel faaliyetlerde kullanamıyoruz. Kullandırmıyorlar. Kullanamayacağız gibi gözüküyor. Bunun için de çeşitli çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi son dönemde YouTuber hastalığı başlamış. Evet, yani, influencerlar ve YouTuberlar. Evet. Yani genelde bu gençlerde bir akım gibi oldu. Yani ciddi manada bir akım. Hatta son dönemde YouTuber'larla ilgili bir çalışmalar, düzenlemeler yapıldı, efendime söyleyeyim. Bu YouTuber'lık nereden başladı, nasıl ilerledi, bu duruma geldi, bu kadar insanları etkileme konuda? YouTube'un ilk kuruluş dönemlerinde süreçle ilgili şeylerde işte bir eksiklik keşfedildi. Yani video programlarının yüklendiği bir aşama yoktu. Fakat sonraki dönemlerde yavaş yavaş herkesi oraya doğru yönlendirme, hatta ilk başlangıçlarda kampanyalar düzenlenmeye başladı. Evet. Sonra ilgi ağı artık tamamen ona doğru dönmeye başladı. Yoksa YouTube normalde çok fazlasıyla bilinmiyordu, takip edilmiyordu. Sonraki dönemde daha da fazlasıyla aşmaya başladı. YouTuber'lık kavramları da ülkemizdeki olaylara baktığımızda 10-12 senelik bir dönemi kapsıyor. YouTuber'ların geçmişini incelediğinizde takipçi sayıları çok düşüktü. Sonra farklı konular üzerinden gidilmeye başladı. Ben şunu açıkça söyleyeyim. Absürt olmayan, saçma sapan olmayan, kültürel, gerçekten bir bilgi birikimine sahip olan insanların bu tür yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü daha hızlı, daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aslında büyük bir avantajdır. Bu avantajı keşke kendi ortamımızda, kendi kanalımızda, ülkemize ait olan bir program silsilesi içerisinde, dışarıda olan, Amerika'da, İngiltere'de olan bir programlarda değil, kendi ülkemize ait bir program içerisinde kullanabilsek çok iyi olur. Çünkü bu dataların tamamı maalesef ki yurt dışına gidiyor ve bu datalar tamamen saklanıyor, korunuyor ve bu datalar daha sonra veriye dönüştürülüyor. Bu datalar sadece reklam amaçlı kullanılmıyor. Bu datalar çocukların gelişimi noktalarına, büyüklerin gelişimleri konusundaki paylaşımları da ortaya sunuyor. Yani büyük bir veri ağını tamamen yurt dışına göndermiş oluyorsunuz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama evet, bunun önüne geçebilmek için de devletimizin de bu konularla ilgili çalışmaları var. Özellikle son dönemlerde sanal suçlarla ilgili neler yapılabilir, bunlarla ilgili araştırmaları var. YouTube bir tarafta, sosyal mecralara baktığımızda, ama suç grubu var. Şu an siber polisler oluşturuldu, biliyorsunuzdur. Evet. Ülkemizde de 4-5 senedir zaten sanal suçlarla ilgili araştırmalar devam ediyor. Bunun önüne geçebilmek için yeni yasaların muhakkak çıkartılması gerekiyor. Gençlerimizi zehirlememek için gerçekten kültürel adına bir şeyler yapabiliyorsa, zihinlere, dimağlara güzel etiketler çıkartabiliyorlarsa seçici olmak lazım. Diyorlar ki işte özgürlük kavramımıza dokunmayın. Hayır. Siz benim özgürlüğüme zarar verdiğiniz müddetçe o benim için özgürlük değildir. Evet. Siz sınırlarınızı bilmeden özgürlüğümü çiğniyorsanız o özgürlük değildir. Bu nedenle lütfen ama lütfen insanlara zarar verecek olan saçma sapan, özellikle çocuklarımızda, benim çocuğum da aynı şekilde 8 yaşında, bazen dikkat ediyorum, engellemeye çalışıyorum. Farklı o kadar çok konulara ve sayfalara girmeye başlıyor ki ebeveynler olarak üzülüyoruz. Çünkü kitleler farklılaşıyor artık.
Biz eskiden televizyonu, radyoyu kamusal iletişim alanları olarak görüyorduk. Onlarla tamamen ulaşabileceğimiz kitleler olarak görüyorduk. Ama dikkat ederseniz tüm devlet kurumları da dahil olmak üzere artık sosyal medyayı ve mecrayı kullanır hale geldiler. Bunu etkin kullanmanın en önemli olgularından bir tanesi de doğru hedefe gidebilecek aşamalardan geçmesi gerekiyor. Biz buna dikkat etmediğimiz için zararlarını görüyoruz zaten. Evet, şu an nesil oraya doğru gidiyor değil mi? Yani sanki sosyal medyadan dersini alıyor. Her şeyin sosyal medyadan öğreniyor. Artık anne babadan, öğretmenden ziyade sosyal medyada ne görüyorsa, kimi takip ediyorsa hayatım ona göre düzenliyor sanki. Öyle bir gidişat var. Yavuz Bey, Google'a girdiğinizde sistem içerisinde bir şey yazdığınızda milyarlarca sonuç geliyor. Yani bu milyarlarca sonuç içerisinde siz onları tercih ediyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Ama doğru sonuca mı yönlendiriyor? Orası ayrı bir şey, muamma evet. Yani. Oradaki şeye de ulaşabilmek için de kriterlerin bir belirleyici oluşum olması lazım. Tabii ki kısıtlanmasını çok uygun bulmuyoruz. Ama bu tür saçma sapan olan şeylerin engelleyici bir birimin oluşturması lazım. Biz radyo televizyon olarak radyo televizyon üst kuruluna bağlıyız. Ama diğer sosyal mecralar hiçbir şeye bağlı değil. Bağımsız olarak hareket ediyorlar ki son dönemde özellikle YouTube olsun, Twitter olsun, diğer sosyal mecralar olsun. Evet. Devletimizin yapmış olduğu süreçle ilgili olarak burada temsilcilik açmaya başladılar. Google'da aynı şekilde. Açmadıkları takdirde cezayı mı ödediler? Çünkü muhatap bulamıyorsunuz. Bununla ilgili olarak herhangi bir yasal süreç olduğunda tekrar yurt dışına işlem yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun için burada temsilcilik oluşturması lazım. Keşke kendi sosyal mecralarımızı oluşturabileceğimiz bir düzenek olmuş olsaydı. Ben daha çok fazlasıyla bizim kültürel birikimimizi yapabilecek düzen oluşmasını isterdim. Çünkü yeni kuşak, ki Z kuşağı olarak isimlendirmek istemiyorum, dönemseldir. Hepimiz belirli kuşak dönemlerinden ve yaşlardan geçiyoruz. Süreçte gençlerin, yetişkinlerin, çocukların yapabileceği ve artık o ortamı sağlayabileceği bir koşulun oluşması gerekiyor bir an önce. Evet, evet. Şimdi biraz yazılı medya ve görsel medyaya dönelim. Evet. Malumunuz eskiden siz hani bu sektörün içinde gelmişsiniz. Yazılı medya çok etkendi. Günlük gazeteler, evet. Efendime söyleyeyim, herkesin takip ettiği belli gazeteler vardı. Fakat artık sanki o dönem kapanıyor gibi. Artık her şey görsele düştü. Böyle hızlı bir geçiş nasıl oldu bu geçiş? İnsanlar neden artık yazılı medyaya çok bakmıyor, şimdi görsel medya daha etken? Mesleki alışkanlık gereği ya da işte çocukluğumdan beri hep okumaya hevesim olan birisiydim. Yani abartmadan söylüyorum. 500'ün üzerinde belki kitap bitirmişim, daha fazladır. Çünkü insanların okuyarak öğrenmesi gerekiyor. Evet, dijital çağa giriyoruz. Evet. Fakat kitap okumaya devam etmek zorundayız. İsterseniz bundan okuyun. İsterseniz basımlı kitaplardan okuyun. Evet. Okuyarak bir şeyleri anlatabilmemiz gerekiyor insanlara. Bilmeden bir şey yorumlayamayız. Evet. Bilmeden bir cevap veremeyiz. Bizim buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu süreçte de gençlere çok görevler düşüyor. Daha dün birkaç gün önce değerli başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile beraber geziyorduk. Şehit Kamil bölgesiyle ilgili çalışmalar vardı. Bizim de bağlı bulunduğumuz şeyle ilgili olarak da o bölgede sadece 27 tane kütüphane yapıldı. Şahinbey hakeza. Yine aynı şekilde çok büyük bir kütüphane hazırlığı var. Gaziantep Valiliği'nin de aynı şekilde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile şu anda Resaf yolu üzerindeydi. Kadıdeğirmeni bölgesinde yine bir kütüphane var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Gaziantep'te bir kütüphanemiz vardı. Şehitler Kütüphanesi'ydi. Sonra kapandı. Sonra İl Halk Kütüphanesi bizim çocukluğumuz çağında gittiğimiz geldiğimiz kütüphaneler olarak kaldı. Biz okumayı ne kadar teşvik edici unsurlar doğurursak bize fayda sağlayacağı, gençliğe fayda sağlayacağı koşulları oluştururuz. Alimlerimiz, bilim adamlarımız, İslami bilim adamlarımız o çağın süreçlerini değerlendirerek geldiler. Siz de İslami bilim müzesinin olduğu alanları çok iyi biliyorsunuzdur. Oradaki eserleri görmek benim için ayrı bir övünç kaynağı. İşte şu anda o eserlerin temennisi gençlerin sırtında. Bizim SİHA'larımız, İHA'larımız gibi, teknolojik anlamda gelişimlerimiz gibi, mimari yapılandırmalar gibi, bunun sürecini bizim geçmişten aldığımız derslerle yapabilmemiz lazım. Geçmişi nasıl öğreneceksiniz? Evet. Geçmişteki o eserler kalmamış olsaydı biz onlardan hiçbir şey öğrenemeyecektik. Evet, tarihi bile tamamen silmiş olacaktık. Tarih içinde bizim kitaplarımızı korumamız, kollamamız, dijital çağa uygun hale getirmemiz gerekiyor. Dijital kütüphanelerimiz oluşturuldu ki oluşturuldu. Şu anda Büyükşehir Belediyesi gündeminde herhalde 30 bine yakın
Dijital kitap var. Yine Gaziantep Kent Arşivi ile ilgili çalışmalar var. Bu kent arşivi bir kentin hafızasıdır. Fakat bu hafızayı bizim araştırmamız, bilmemiz gerekiyor. Bunun için de okumamız gerekiyor. Gerekse yani gençlere de şunu öneriyorum. Yani sadece telefona bağlı olarak hareket etmek ya da yazımsal kitap okumak değil. Sıkıntı duyuyorsanız, kitap okumaktan, sayfaları açmaktan yoruluyorsanız burada bir silahınız var. Bu silahı kendinize ve geleceğinizi kanıtlamak için yapabiliyorsanız ne mutlu size. Bunun için çaba sarf etmek zorundayız. Bugün Gaziantep eğitim sıralarında maalesef ki çok istediğimiz ön planda değil. Bu süreci en güzel şekilde Gaziantep Valiliği'nin de başlatmış olduğu işte kitap okuma kampanyaları var. Takip etmemiz gerekiyor. Sosyal medyayı siz ne kadar iyi şekilde yönlendirirseniz gençlerimizi bu tür aktivitelere alabilecek şekilde içerik yönünden geliştirirseniz bence fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel duygu ve düşünceler. Şimdi sosyal medyada her ne kadar faydalı bilgiler, faydalı efendime söyleyeyim videolar olsa da bazen zararlı teşkilatların perde altında efendime söyleyeyim değil mi organize ettiği bazen bakıyorsunuz ki bir caddeye toplanmış bir yığın genç. Bir fikir gençliği insanın aklına geliyor. Bunlar ne zaman anlaştı, ne ara bir araya geldi, belki birbirlerini tanımıyorlar bile. Fakat sonra diyoruz ki bunlar sosyal medyadan efendime söyleyeyim belli bir örgütün anlaşması yaptığı efendim teşvikat ile bir araya toplanmışlar, eylem yapıyorlar veya yürüyüş yapıyorlar. Bunların şu an hükümet tarafından bir kontrolü var mı yoksa halen eski düzen devam ediyor mu? Şimdi hükümet tarafından kontrol olup olmadığı konusunda onu benim yorumda bulunmam doğru olmaz. Evet. Yani sonuç olarak hükümet adına yetki veya konuda yorum bulunacak yani, bir şahsiyet. Az önce bahsettiniz. Yani emniyet tarafından belki olarak gözlem noktasında evet. bahsedebilirsek o zaman şöyle yorumlayalım isterseniz. Biraz önce programın başında da söylemiştim. Evet. Siber polislerimiz ki ellerine emeklerine sağlık. Aynı şekilde bu tür kurumlarla ilgili gerek cinsel içerikli siteler gerekse sizlerin şikayetleri sonrasında oluşturulan özellikle dolandırıcılık konusu da çok yaygın biliyorsunuz. Bankacılık arasındaki dolandırıcılık da çok fazlasıyla yaygınlaştı. Maalesef ki insanlarımızın o hüsn niyetinden, iyi niyetinden faydalanarak onları farklı yönlere yönlendirmek isteyen, kendini zeki zanneden ama maalesef ki kendi ruh hayatı içerisinde yerle yeksan olması gereken o insanlar, şimdi bunu ne kadar şey yapmam doğru, zibidiler diye tarif edeyim isterseniz. Onların bu şekilde olmasından dolayı mütevelli bu tür şeyler çıkabiliyor. Fakat devletimiz bu konuda hiçbir zaman boş durmuyor. Onu da aynı şekilde farkına varabiliyoruz. Evet. Gerek siber polisler konusunda gerekse artık millet sosyal medya ile ilgili olarak da biz ne kadar geride durduklarını düşünsek de artık haberleri oluyor. Haber noktası sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunun farkına vardıkları için de ister istemez eski çağda olduğu gibi dolandırıcılık noktasında artık telefon kullanılıyor, öbürü kullanıyor, şu kullanıyor, sosyal medya üzerinden kullanıyor ama halkımızda bilinçleniyor. Sosyal medyaya bilinçlenme konusunda yapabilip uyarılarımızı net bir şekilde söyleyebilecek olursak bu söylediğiniz üzerine bence etkisi olacağını düşünüyorum. Evet, evet teşekkür ederim. Tekrar sizin sunuculuk hayatınıza dönelim inşallah. Gerçekten çok güzel İlk çocuk sunucu mu demiştiniz? Öyle Gaziantep'in ilk çocuk spikerliği. Evet, çocuk spikerliği evet. Şimdi sunuculuk alanında yeteri kadar efendime söyleyeyim nesilden bir gelişme var mı? Yeteri kadar talep var mı bu alana? Ve bu alana girmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacak? Gaziantep'te aslında sunuculuk maalesef ki memleketim olması dolayısıyla çok fazlasıyla burada bazı kurumların haricinde çok fazla sunum şeyi geliştiremiyoruz. Bölgelerle ilgili biliyorsunuz Gaziantep'te el iyisi olmak gerekiyor. Dışarıdan gelmek gerekiyor. Bu tür şeyleri yaşadık. Bazen de yaşıyoruz. Ama sonuçta bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor. İnsanlar kendilerini yetiştirebildiği müddet içerisinde memleketlerine fayda sağlayacak koşullarda değerli yetkililerimizin de buna izin verip o kişilere imkan tanımaları gerekiyor. Bizden sonraki kuşaklarda da Gaziantep'te çok fazla sunuculukla uğraşan kişi çok yok açıkça söylemek gerekirse. Ama bu süreçte çünkü insanlara hitap edebilmek gerekiyor. Doğru yönlendirebilmek gerekiyor. Bilinçli hareket edebilmek gerekiyor. Çok özür dilerim. Bu sunuculuk doğuştan mı geliyor yoksa insanlar sonradan kendisini geliştirerek mi bu alanda ilerliyor? Şimdi yetenek evet. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bir nimet. Yani herkes olabilir mi derseniz herkes olamaz. Herkes, niye olamaz? Her topluma hitap edemez. Evet. Neden olamaz? Çünkü
bazı şeylere ister istemez eksiklik olabilir. Eğitimler bunu tabii ki pekiştiriyor. Bana bazen diyorlar ki Antep şivesiyle neden konuşmuyorsun diyorlar. Mesleki dezenformasyon diyorum. Evet, evet. Çünkü konuştukça bu sefer Antep şivesini artık unutur hale geliyorsunuz. Değil mi? Evet. Anne babamız, yakınlarımızın hepsi Antep şivesiyle konuşuyorlar. Antep ağzıyla konuşuyorlar. Ama ağzımızı çok seviyorum. Gaziantep ağzımızı evet. Çok seviyorum. Dinlediğim ve duyduğum zaman inanılmaz bir şekilde beni bütünlüyor. Ve hoşuma gidiyor bu tür şeylerle olabilmek. Sunuculukla özdeşleştirdiğiniz zaman Gaziantep'ten belki sunum noktasında Gaziantep ağzı şivesini, ağzını kullandıklarını düşündükleri insanlardan dolayı belki sunucu çıkmaz mahiyetindeler. Ama bizler buradayız. Bizler elimizden geldiğince mesleğimize, memleketimize fayda sağlayacak koşullarda hep burada olmaya devam edeceğiz. Yeni kuşaklarla ilgili çalışmalarda tabii ki belirli yetenek olgusu olacaklar ama eğitimle pekiştirilemeyecek bir şey yoktur. Eğitim her zaman olması gerekiyor. Evet, sunuculuk yani bir üniversite eğitimi, efendime söyleyeyim veya bir lisans eğitimi gerektirir mi yoksa çekirdekten yetişmek mi lazım bu alanda? Şimdi ben alaylıyım. Yani ben çocukluk çağlarından beri başlamış durumdayım. O süreçte tabii ki gelişmemi kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve o süreci de elimden geldiğince bilmiyorum takdirde buyurursanız elimden geldiğince yapmaya gayret gösteriyorum. Evet. Tabii ki bu süreçte bundan sonraki kuşaklarda yeni gelen kuşaklar bunların eğitimlerini alan insanlar. Fakat bu eğitimleri alırken şunu unutmamaları gerekiyor. Duyguyu kaybetmemeleri gerekiyor. Çok güzel. Evet. Ben profesyonel olarak bu mesleği icra ediyorum. Evet. Yeni gelecek olanlar da aynı şekilde profesyonel olarak icra edecekler. Yalnız profesyonel olarak icra ederken ruhunuzda, içinizde amatör duyguyu taşımıyorsanız, o vatandaşın o ruhuna hitap edemiyorsanız, sadece basma kalıp olarak hitap edip gidiyorsanız kusura bakmayın. O sizin mesleğiniz değil. O sizin tutkunuz değil. Evet. Siz sadece ona bir menfaat gözüyle bakıyorsunuz. Ben nasıl dururum ekranda? Evet. Ben nasıl dururum sahnede havasındasınız. Benim hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı. Ben neysem oyum. Siz sahnede doğru olanı yansıtırsanız, doğru olarak bakarsanız insanları da etkilememeniz mümkün değil. Evet. Önemli olan duygularınızı en iyi şekilde anlatabilmeniz, oradan aldıklarınızı en iyi şekilde yapabilmeniz gerekiyor. Sağ olsunlar ben 3 dönemdir, bu dönem 3. dönem olacak herhalde. Kilis Valiliği'nin 15 Temmuz'la ilgili programları var. Oraya eşlik evet. etmeye çalışıyorum. Ve birçok programda da bölgede de aynı şekilde sunum gerçekleştiriyoruz. Biz mahremiyet duygumuzun farkına varmamız gerekiyor. Biz tarihimizi, geleceğimizi, geçmişimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü geçmişten aldığımız derslerle ileriye doğru gidebiliriz. Kahramanlıklarımızı bilmemiz gerekiyor. Bizim o kuşaktaki yetişen, o zorluklarla aç bilaç kalan, Gaziantep'te şehit olan ki 6317 diyorlar ki daha fazladır. Bunu da buradan vurgulamış olalım. 10.000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. O insanlar açlıklarla yetişerek buraya geldiler. Biz Gaziantep'i, Gaziantep'leri aynı şekilde anlatırken ve ben ekrana çıktığımda o haberlerle ilgili sahneye çıktığımda bu ruhu yaşayarak anlatmaya çalışıyorum. Ben bu memleketin evladıyım. Biz zorluklar görmeseydik bu raddeye kadar gelemezdik. Evet şimdi herkes söylüyor Gaziantep işte turizmle ilgili olarak farklı şeyler yaşıyoruz. Ama geçmişte yaşayan o insanların yaşadığı, aç bilaç yaşamış olduğu, sokaklardaki hayvanların leşleriyle beslenmiş olan savaş döneminde yaşayan insanların evlatlarıyız, torunlarıyız. Biz o süreçleri yaşadığımız, gördüğümüz için zaten ileriye doğru gidebiliyoruz. Genç kuşaklar bunları görmediler, zorlukları yaşamadılar. Onun için belki de farkına varamıyorlar bunların. Biz ne kadar farkına varmaları gerektiğini anlatabilirsek işte o zaman başarılı olabiliriz. Evet. Ben de sahneye çıktığımda bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii kıstas da bunlarla ilgili değil. Yaptığımız iş görev nedir? Eğer tarihle ilgili, kahramanlıkla ilgili olan şeylerse bunları anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir iş yeriyle ilgili olarak, bir açılışla ilgili ise onun sürecini ve koordinesini ve organizasyonu gerçekleştirerek program hazırlayarak çıkmaya çalışıyorum. Evet çok güzel. Sizi çok yorduk. Hakkınızı helal edin. Gerçekten konudan konuya geçiyoruz. Bize ayrılma vaktinin sonuna doğru geliyoruz. Biraz organizasyonlardan bahseder misiniz? Herhalde
hem belediyelerle, yerel belediyelerle hem de dışarıdaki programlara katılıyorsunuz. Ne tür organizasyonlara katılıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sunumun haricinde belediyelerle ilgili olarak bahsediyorsanız tabii ki birkaç belediyelerle ilgili çalışmalarda sunum organizasyonlarım, evet. Sunumlarımıza katıldık. Ama beni en etkileyen çalışmalardan bir tanesi benim yaklaşık 4 yıl boyunca Çanakkale organizasyonu düzenlemem beni çok fazlasıyla etkiledi. Çünkü 75 bine yakın öğrenci gönderiyorduk. Sayın Başkan Mehmet Ahmazoğlu'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hem ekibine hem meclis üyelerine de aynı şekilde. Biz çünkü maalesef ki 21 günde her şeyi unutabilen bir hafızamız olduğu idrak ediliyor. Aslında öyle değiliz. Bunları tekrar hatırlatabilmemiz gerekiyor. O topraklara gittiğimizde o süreci çok daha iyi şekilde algılayabiliyoruz. Biz 253 bin şehit verdik Çanakkale'de. Ve daha da fazlası karşıdan da aynı şekilde 300 bine yakın insan da hayatını kaybetti. Bu süreçte o zorlukları yaşayan Arabıyla, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hani hep şikayet ediyoruz ya işte Ensar şehir geldik. Çanakkale'ye bakın lütfen. Biz birdik, birliktik. O süreçte ben her eğitime gittim, eğitimle ilgili olarak çocukları otobüslere binip yönlendirmeden önce hep bunlarla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Ve o çocuklardan bir tanesinin gözünden o yaşın döküldüğünü gördüğüm anda tamam dedim. Biz hala bitmedik. Biz hala biriz. Birimiz ölse dahi birimiz doğuyor. Onun için o gençleri yetiştirebilmek için bizim ilk önce tarihimizi öğretmemiz lazım. En etkileyici organizasyonlardan bir tanesi de buydu. Çünkü biz çocuklarımıza tarihi öğretmemiz lazım. Şahin Beyleri, Şehit Kamilleri öğretmemiz gerekiyor. İşte bu tür organizasyonlar bizim dimağımızı geliştiren, tarihten geleceğe doğru yönlendiren organizasyonlar. Diğer organizasyonlarda özellikle fıstık festivallerinde kısa bir dönemde sahne ve diğer şeylerle ilgili organizasyonları yaptım. Sunumla ilgili olarak değil. Akabinde birkaç belediyenin yine aynı şekilde kendi günleriyle alakalı sunumlarınızı gerçekleştirdik. Organizasyonda koordine olmak zorundasınız. Sahneye çıktığınız an itibariyle sesiyle, diğer şeyleriyle, ekrana çıkacak görüntülerin tamamını dizayn şeklinde oradaki sunucu yönlendiriyor. Yönlendirmek zorunda çünkü akış planlaması yapıyorum ben. Aksaklık olunca izleyiciye, dinleyiciye karşı saygısızlık olarak görüyorum. Bu bende bir alışkanlık olmuş. Radyo döneminde, radyo yayın yöneticiliği yaptığım dönemlerde özellikle gelen ekip arkadaşlarımdan özellikle şunu istirham ederdim. Yorgunsanız, üzgünseniz, hastaysanız lütfen radyoda mikrofon başına çıkmayın. Evet. Çünkü insanlar sizin orada rahat bir şekilde dinlemek istiyorlar. İnsanları etkilemek istiyorsanız sizin o sıkıntılarınızdan sıyrılmanız gerekiyor. Ben rahmetli amcam vefat ettiğinde radyodaydım. O tarihler herhalde 98 civarındaydı herhalde. Ben yine de çıkıp o programı yaptım. Ve aksettirmemeye çalıştım. Çünkü insanların diğer noktada evet duygularımızı yansıtacağız ama o duygular paylaşırken de o insanlar bizden farklı şeyler bekliyor ve onu verebilmek zorundayız. Sahneye çıktığımızda da aynı şekilde. Evet. Biz arkadaki sorunlarımızı alıp o sahneye öyle çıkamayız. O insanlar bizden görsel bir şey bekliyorlar ve biz onu vermek zorundayız. Buradan tüm dostlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Fedakar olanlara, radyoculara özellikle. Çünkü radyonun benim dünyamda çok farklı bir yeri vardır. Tekrar size de teşekkür ediyorum bu arada. Biz de teşekkür ederiz. Her şey için emeğinize, yüreğinize, nefesinize sağlık. Gerçekten evet, Davet Radyo dinleyicilerine söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? İletmek istediğiniz. Tabii ki. Şimdi değerli dostlar, değerli izleyiciler, değerli katılımcılar, 91.0'da Davet Radyo yıllardır çalışmalarını yapıyor. Çok farklı şekilde programlar yapıyorlar. Yavuz Bey ile birlikte anladığım kadarıyla daha farklı programları da nitelendirecek ve neticelendirecekler herhalde. Burada Zeyna kardeşime de çok teşekkürlerimi sunuyorum. O hep kahrı çeken insanlardı, evet. Fedakar olan kardeşlerimizdir. Evet. Sesini ve görüntüsünü çok fazla göremiyorsunuz. Ara ara belki duyuruyordur sesini de. Bugünkü seslendirmede de galiba Zeyna senin sesin vardı gibi geliyor. Biz radyolarımızı ne kadar güçlendirirsek, biz
yerel aktivitede bulunan tüm kanallarımızı dikkatli bir şekilde dinlersek, işte o zaman medyanın ne kadar önemli olduğunu farkına varırız. Gerek dijital medyada radyoyu ve televizyonu dinlemek, çünkü yazımsal da aynı şekilde dijitale girdi, gerekse de normal şekilde dinleyebilmek. Belki karasal üzerinden yayın yapıyoruz ama dijitalde dünyaya ulaşıyoruz. Fakat doğru, güzel ve en etkili şekilde faydalanmak istiyorsanız Davet Radyo'yu dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten canı gönülden Davet Radyo ailesi adına sizlere teşekkür ederiz. Evet, Davet Radyo dinleyicileri, bugün de bir konu bir konuk programını burada noktalıyoruz. Evet, gerçekten Murat Barık Beyefendi ile yerel radyonun önemini, sunuculuğun önemini ve sosyal medya dünyasının gerçek yüzünü, hakikatlerini yaşadık, anladık. Başka bir konu bir konuk programında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, selamete kalın.